İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretime başlayan, rakiplerine göre sektöre 50 yıl geç giren Volkswagen, yeterli mühendislik ve teknolojik altyapısı olmamasına rağmen her dönem dünyanın en çok satan otomobilini satışa çıkarmayı nasıl başardı? Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Porsche, Bentley, MAN, Scania gibi markaları bünyesine katıp dünyanın en büyük üreticisine nasıl dönüşebildi? Volkswagen İmparatorluğu'nun hikayesi başlıyor. 1946 yılında Volkswagen fabrikası, savaş öncesi Hitler'in emriyle Ferdinand Porsche'nin tasarladığı halkın arabası Volkswagen Beetle üretmeye başlar. Böylece 1938 yılında Hitler'in emriyle kurulan, Alman devletine ait olan Volkswagen ilk defa seri üretime geçmiş olur. Basit, ucuz, dayanıklı, az yakıt tüketmesiyle çok sevilen Beetle kısa sürede dünyanın her yerinde satılmaya başlanır ve uzun yıllar dünyanın en çok satan arabası olur. 1978 yılında 18 milyon adet satılan Beetle, 17 milyon adet satış yapan Ford Model T'nin rekorunu kırarak o tarihe kadar dünyanın en çok satan arabası olur. Aslında böyle bir başarıyı Volkswagen bile beklememişti. Beetle'ın uzun yıllar yüksek satışlarına devam edemeyeceğini bilen Alman üretici, 1960'ların başında Beetle'ın yerini alacak yeni bir model geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Şirket 1961 yılında Volkswagen 1500'ü, 1968 yılında ise Volkswagen 411'i satışa çıkarmıştı. İki model de Beetle gibi arkaya yerleştirilmiş hava soğutmalı motora sahipti. Ancak bu motor teknolojisi artık çok demodeydi. Volkswagen'in yeni modellerinin teknolojik olarak rakiplerine göre çok geride olmasına sebep olmuştu. Çünkü 20 yıldır sadece tek bir model üreten Volkswagen'in su soğutmalı modern bir motor geliştirmesi için ne mühendislik ne de teknolojik altyapısı vardı. Artık 20 yıldır hiç değişiklik yapılmayan Beetle'ın satışları da düşmeye başlamıştı. Yeni modellerle de istediği satışları yapamayan Volkswagen batmanın eşiğine gelmişti. Ancak şirket bu sorunu çözecek çok başarılı bir hamle yapar ve diğer bir Alman üretici Auto Union'u satın alıp bünyesine katar. Auto Union, otomobil sektörünün başlangıcında kurulan Audi, DKV, Horsch ve Van Deren'in birleşmesiyle oluşmuş bir şirketti. Bu köklü 4 üretici hem mühendislik hem de teknoloji olarak büyük bir birikime sahipti. Ayrıca hem ekonomi segment hem de lüks segment otomobil konusunda tecrübeliydiler. Volkswagen Auto Union'un adını Audi olarak değiştirdi ve modern Audi markası kurulmuş oldu. Volkswagen'in amacı Audi'nin sahip olduğu teknoloji ve patentleri kendisine aktarmaktı. Ciddi zarar etmeye başlayan şirket o kadar zor durumdaydı ki yeni modelleri geliştirmek için Alman devletinden finans desteği istemek zorunda kalmıştı. 1974'te Audi'nin bilgi birikimi, motorları ve teknolojisiyle geliştirilen Volkswagen Golf, Volkswagen Passat ve Volkswagen Polo satışa çıkarılır. Uzun yıllar Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Volkswagen Golf, Beetle'ın yerini almayı başarır. Passat ve Polo da yüksek satışlar yapar. Böylece Audi, Volkswagen'i batmaktan kurtarmış olur. Ayrıca Audi ile lüks sportif segment otomobiller satışa çıkaran Volkswagen, Mercedes ve BMW'nin pazarından da ciddi pay almayı başarır. 1980'lere geldiğimizde Volkswagen Grup yönetimi üretim olarak Almanya dışında da genişleyip global bir güce dönüşmenin planlarını yapıyordu. Alman üretici gözünü İspanya'ya çevirir. Yaklaşık 30 yıldır Fiat modellerini lisans altında üreten İspanya'nın en büyük üreticisi Seat, Fiat ile ortaklığını sonlandırmıştı. İspanyol üretici yeni güçlü bir ortak arayışındaydı. Volkswagen bunu büyük bir fırsat olarak görür. Aynı yıllarda Ford ve General Motors da İspanya'da fabrika kurmuştu. Alman üretici de İspanya'da üretim yaparak rakiplerin hatasına cevap verebilecekti. 1982 yılında Volkswagen ve Seat arasında ortaklık başlar. Seat fabrikalarında Volkswagen Passat ve Polo üretimi yapılmaya başlanır. Ayrıca Seat ilk jenerasyon Seat Ibiza'yı da satışa çıkarır. 5 yıl sonra Volkswagen Seat'ı satın alıp bünyesine katar. Volkswagen'in teknolojisi Seat'a aktarılmaya başlanır. 1993'te satışa çıkan ikinci jenerasyon Ibiza, Golf ve Polo ile aynı platformda üretilir. Ayrıca modelde Volkswagen motoru kullanılır. Yıllık 250 bin adet satış yapan Seat, Volkswagen'in büyümesine önemli katkı yapar. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Çek Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan eder. Ancak yeni cumhuriyetin finansal açıdan çok zorlanan ülkenin köklü otomobil markası Skoda'ya destek olacak parası yoktur. Bu nedenle Skoda finansal fon bulmak için batılı bir üreticiyle ortaklık yapmaya karar verir. Doğu Avrupa ve İskandinav pazarında da büyümek isteyen Volkswagen bunu büyük bir fırsat olarak görür. Çünkü Skoda'nın favori modeli hem Avrupa'da hem de İskandinav pazarında yüksek satışlar yapmaktaydı. Renault, Volvo, Volkswagen, Ford, Fiat, Mercedes-Benz gibi pek çok üretici Skoda ile ortaklık yapmak için ilgi gösterir. Bu şirketlerden en ciddi teklifleri yapanlar Renault ve Volkswagen olur.
Renault favori üretimini devam ettirmeyi, bunun yanında Renault 19 modelini Skoda fabrikasında üretmeyi ve 6 milyar dolar yatırımla %40 ortak olmayı teklif eder. Ancak bu ortaklığı daha fazla isteyen Volkswagen kesenin ağzını açar. Şirket Skoda markasını korumayı ve %30 ortaklık için 14 milyar dolarlık yatırım teklifi yapar. Volkswagen'in şirketin geleceğine çok daha iyi katkılar yapacağına inanan Skoda, Alman üreticinin teklifini kabul eder. Ardından Volkswagen'den gelen fonla daha kaliteli otomobiller üretmek için son teknolojileri barındıran yeni bir fabrika inşa edilir. 1994'te Volkswagen'in teknolojisi ve kalitesiyle geliştirilen Skoda Felicia satışa çıkarılır. Tam bir fiyat performans otomobili olan Felicia yıllık 200 bin adet satışla pazarda önemli bir başarı gösterir. Böylece Volkswagen büyüme yolunda çok doğru bir hamle daha yapmış olur. Bir yıl sonra satışa çıkarılan Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon ve Volkswagen Jetta ile aynı platformda üretilir. 1999'da satışa çıkan Skoda Fabia ise Volkswagen Polo ve Seat Ibiza ile aynı platformda üretilirken, yeni Skoda Superb ise Passat ve Audi A4 ile aynı platformdan çıkar. Yeni dönemde otomobil maliyetlerini düşürmek için en iyi yöntem buydu. 2000 yılında Skoda'nın üretim kapasitesi 450 bin adetin üzerine çıkarken otomobiller 72 ülkede satılır. Aynı yıl Volkswagen Group Skoda'nın tamamını satın alır ve bünyesine katar. 1998 yılında BMW Group, Rolls-Royce'u bünyesine katarak ultra lüks segmente giriş yapınca, bu segmentte de var olmak isteyen Volkswagen Group, İngiliz üretici Bentley'i bünyesine katar. Volkswagen 2 milyar dolar yatırımla Bentley fabrikasını modernize eder ve üretim kapasitesini arttırır. Volkswagen'in finans desteğiyle Bentley yeni modeller, Bentley Continental GT ve Flying Spur'u satışa çıkarır. Ultra lüks modeller Audi S8 ve Volkswagen Phaeton ile aynı platformda üretilir. Yıllık 9500 adet otomobil üreten Bentley talebe yetişemez hale gelir. Bekleme listeleri 1 yıla kadar uzar. Bentley'nin rakiplerinden Rolls-Royce yıllık 800 adet otomobil satabilirken, yeni kurulan Mercedes'in bünyesindeki Maybach ise ancak birkaç yüz adet otomobil satışı yapabilir. Yani rakiplerinden 10 kat fazla satış yapan Bentley, ultra lüks segment pazarını domine eder. Çok doğru adımlar atan Volkswagen Group, bünyesine kattığı her markayı çok daha iyi bir seviyeye taşımayı başarır. Her pazarda yer almak isteyen Volkswagen Group bu defa gözünü süper spor otomobil pazarına diker. 1970'lerin sonunda Ferruccio Lamborghini'nin emekliye ayrılmasından sonra bir türlü toparlanamayan Lamborghini 1987'de Chrysler tarafından satın alınmıştı. Ancak şirketi kâra geçirmeyi başaramayan Amerikan üretici 1994'te Lamborghini'yi Malezyalı bir şirkete satar. Ancak onlar da şirketi kâra geçiremeyince 1998'de Volkswagen Group Lamborghini'yi satın alıp Audi'nin alt markası yapar. Yeni modeller Lamborghini Gallardo ve Murcielago satışa çıkar. Volkswagen Group bir kez daha bünyesine kattığı markaya hayat vermeye devam eder. Satışlarını hızla arttıran Lamborghini kâra geçmeyi başarır. Bununla da sınırlı kalmayan Volkswagen, aynı yıl Lamborghini ile aynı sorunları yaşayan Fransız üretici Bugatti'yi de bünyesine katar. Bugatti 2015'te Veyron'u satışa çıkarır. Aracın geliştirilmesine Audi ve Bentley de katkı yapar. Çok iyi hamleler yapan Volkswagen her geçen yıl büyümeye devam eder. 2000 yılında Volkswagen Golf 1 milyon 140 bin adet satışla dünyanın en çok satan arabası olur. 2002 yılından itibaren Volkswagen tek başına ortalama yıllık 3 milyon üzerinde satışla Ford, Toyota, Chevrolet'in arkasından dünyada en çok otomobil satan 4. üretici konumuna gelir. 2007 ve 2009 yılları arasında çok ciddi atak yapan Volkswagen, Ford ve Chevrolet'i geride bırakarak yaklaşık 6 milyon adet satışla Toyota'nın ardından 2. sıraya yükselir. Volkswagen Group 2010 yılında Porsche'nin de yarısını satın alır. İki üretici zaten uzun yıllardır ortak parça ve motor kullanarak işbirliği yapmaktaydı. 2002 yılında satışa çıkan Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg ve Audi Q7'nin şasisini kullanıyordu. 2010'dan sonra satışa çıkan Porsche modelleri de Audi'nin en lüks modelleriyle aynı platformda geliştirilir ve üretilir. 2014'te satışa çıkan Porsche Macan, Audi Q5 ile aynı platformu paylaşır. Porsche Taycan ile Audi e-tron GT aynı platformda geliştirilir. Bu strateji Porsche'nin maliyetini çok büyük oranda azaltır. Yeni modellerle satışlarını hızla arttıran Porsche 2015'te toplamda 220 bin adet satış yapar. 5 yıl önce 80 bin adet satış yapabilen Porsche, Volkswagen'in bünyesine girdikten sonra satışları neredeyse 3'e katlar. Yani Volkswagen'in bünyesine giren her markaya sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi olur. 2016 yılında tek başına 6.6 milyon adet otomobil satan Volkswagen tarihin en yüksek satışına ulaşır. Diğer markalarla beraber toplamda 10 milyondan fazla otomobil satışı yapan Volkswagen Group 2016'dan 2019 yılına kadar dünyanın en çok otomobil satan üreticisi olur. Ancak 2020'de liderliği Toyota'ya kaptırır.
Şirketin 1990 yılında 35 milyar euro olan cirosu 2016 yılında yaklaşık 7 kat artarak 213 milyar euroya ulaşır. Ayrıca Volkswagen Group 20 yıllarda Avrupa'nın en büyük üreticisi olmaya devam eder. 2015 yılında Scania'yı, 2021 yılında ise MAN'ı bünyesine katan Volkswagen Group, tır ve otobüs pazarında da ciddi bir büyümeye gider. Volkswagen Group, rakiplerine göre sektöre 50 yıl geç girmesine rağmen doğru strateji ve hamlelerle otomobil importörlüğüne dönüşmeyi başardı.